Evlatlarımız bize ilahi bir emanet. Onları İslam ahlakıyla yetiştirebilmek bizim için en büyük bir mesuliyet. Bugün bilhassa televizyon, internet, sosyal medya vasıtası evlatlarımızın duygu dünyaları değiştiriliyor. Ana babalar onlara muhabbet, sevgi ve taat azalıyor. Bu medyanın sebebiyle ana babalar yabancılaşıyor. Evlatlar arasında mesafeler kalıyor. Duygunun değişmesi sanki evlatlarının başka dünyaların insanı haline geliyor. Ana babanın biyolojik yapılarında artık bir kıymet ifade etmiyor. Bu yüzden Ramazan rahmet ve bereketin çocuklarımızla bol bol istifade ettirelim. Onu hususi vakit ayıralım. İslam ve Resulullah Efendimiz'i anlatalım onlara. Kainat ibret nazarı seyredip Allah'ın azametini, kudretini tefekkür ettirelim. Karada, havada, suda yaşayan bin bir çeşit mahlukat var. Hepsi nasıl örneksiz yaratılmış? El Bari, El Musabbir. Hepsinin vasıfları ayrı, gıdası ayrı, yavrularını telkin edelim. Evlatlarımıza camilerimiz, sahabe ve evliya türbelerini ziyarete götürelim. Onları yumuşak bir ruhu ve tatlı dille sahura kaldırarak oruca teşvik edelim. Şayet tam olarak oruç tutmaya güçleri yetmiyorsa buluğdan evvel, hiç olmazsa tekne orucuyla onu ibadete alıştıralım. Tuttukları oruçlara mukabil ona hediyeler verelim. Camiye giden mümkün mertebe evlatlarımızı da yanımıza götürün, böylece onları namaza alıştıralım. Vereceğimiz sadakalar onları eliyle vermeye gayret edelim, böylece onlar da infak ve cömertliğe alışsınlar. Unutmamak lazım ki ağaç yaşken erir. Birçok mektuplar geliyor, ne yapayım diyor. Ne yapayım ama sen ne verdin ki ne bekliyorsun? Ya yani bir tarlaya bakmadan bir çiftçi tavladan bir şey bekleyebilir mi? O tarlayı kaktüsler kaplar, dikenler kaplar. Malum vefattan sonra bütün ameller kesiliyor. Sadece üç amel devam ediyor. Sadaka-i cariye, arkamızdan eğer bir devam eden bir sadaka-i cariye bırakmışsak, insanların faydalanacağı bir ilim bırakmışsak, kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakmışsak,